Günaydın herkese. Musmutlu günler diliyorum. Patri Tarifler serisine hoş geldiniz. Ben Ezgi, kızım Daisy, veteriner hekim Enes Bey ile birlikte evlerinize misafir olmaya devam ediyoruz. Merhaba. Zaten gördüğünüz üzere pazara gittik, pazarda alışverişimizi yaptık, ıspanağımızı, enginarımızı almıştık, bir güzel onları yıkadık. Ben şimdi size diğer malzemeleri sayayım. Burada kaşar peynirimiz, parmesanımız, zeytinyağımız, beyaz peynirimiz süzme bir şekilde, kremamız ve tuzumuz var. Aynı zamanda baharat olarak sarımsak ve soğan tozu kullanacağım. Şimdi soruyorum size, mamanızın içinde de enginar var. Enginarın köpekler için, kediler için yararları nelerdir? Evet, yani mamalarımızda yine tercih ediyoruz enginarı. Enginar aslında biliyorsunuz kendimizden de insan sağlığında da çok önerilen bir şey. Özellikle karaciğer sağlığı için. Yine hayvanlarda da benzer şekilde karaciğere faydaları var. Karaciğer sağlığının korunmasında çok önemli. Yine safra dolaşımına olumlu etkileri olduğunu biliyoruz. Karaciğer sağlığını desteklemenin yanında yine safra dolaşımıyla da bizi destekliyor. Biz bu yüzden özellikle Spectrum Lovegreen mamamızda tercih ediyoruz. Tabii burada biz bitkisel öz olarak kullanıyoruz. Yine tabii ki bunu şeyle karıştırmamak gerekiyor. Çiğ olarak tüketmekle içindeki öz olarak kullanmayı karıştırmamak gerekiyor. Onun dışında çok etkili bir antienflamatuar özelliği vardır enginarın. Ben enginar suyu içiyordum. Evet, o da öneriliyor. Tabii, tabii belli bir dönem, her zaman kullanılması değil. Onları daha çok beşeri hekimlerin kontrolünde yapmakta fayda var. Ama hayvan sağlığı açısından da biz yine uygun miktarlarda mamalarımızda bitki özü olarak kullanıyoruz ve gayet de olumlu sonuçlar alıyoruz. Yine burada ıspanağımız var. Bazen işte insanlar ıspanak yemeği vermek isteyebiliyorlar. Ispanak çok yanlış bir şey olur galiba diye düşünüyorum yani şöyle, ama. Şöyle ıspanak yemekleri biliyorsunuz onlar da genelde baharatlı oluyor. Yapılmış oluyor. Hazırlanışında baharat kullanılıyor. O şekilde önermiyoruz. Haşlanmış kısmında da içinde oksalat içerdiği için onu da yine çok önermiyoruz açıkçası. Yani ıspanak verilmesinde. Şimdi burada yeri gelmişken hepsine değiniyoruz. Çünkü bunların hepsi evimizde günlük olarak da tükettiğimiz şeyler olduğu için. Özellikle biz Ege'liyiz. Yani o yüzden enginar aşırı derecede tüketilen bir şey. Çok muhakkak da severek tüketiyoruz. Zeytinyağlısını vesairesini olsun. Bugün de o yüzden sizlere böyle değişik bir dip sos yapmak istedim. İster yemeklerin yanına aperatif olarak kullanabilirsiniz. İster evde böyle galetayla falan yiyebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Değişik bir tarif olsun dedim. Evet. Genelde çünkü alışmışın dışına çok çıkmıyoruz ya. Enginar deyince ya böyle içli pilav yapar annelerimiz çanakların içinde. Ya böyle etli yaparlar. Çok da severim bu arada. Enginarlı pilava bayılırım. Yani enginar gerçekten sağlık açısından hem hayvan sağlığı açısından hem bugün pazarda da oldukça fazlaydı tezgahlarda. Evet, insanlar bilinçlendikçe, faydalarını öğrendikçe daha çok tercih etmeye başlıyorlar. Ya zaten Ege'de tüketilen bir şey dediğim gibi biz mutlaka evlerimizde kullanıyoruz. Şimdi ben enginarları minik minik doğradım. Ispanaklarımı da minik minik doğradım. Tavaya alıp onları soteleyeceğim. İyice öldükten sonra da karışımımı ilave edeceğim. Görüşürüz zaten o kısımda. Şimdi enginarlarımız yumuşamaya başladı. O yüzden ıspanakları ilave edeceğim. Ispanaklar da biraz sotelendikten sonra tavadan alacağız. Daisy'nin suyu kaynamaya başladı yavaş yavaş. Evet, o da inmek istiyor galiba. O da hem inmek istiyor hem yemek istiyormuş gibi bir hissiyatım var içerisinde. Biraz da sevgi istiyor sanırım. Ispanaklarımız iyice suyunu salıp sotelendikten sonra tekrar görüşürüz. Şimdi ıspanaklarımız sotelenirken ben de peynirli iç harcı hazırlamaya geçeyim. Bir yandan da sizinle konuşuyor olalım. Soruyorum, peynir, süt ürünleri, krema, laktoz bunlar köpekler için sağlıksız şeyler oldu. Kediler için sağlıksız şeyler oldu. Hatta böyle sokakta kedilere süt veririz. Onun çok yanlış bir davranış olduğunu. Laktozsuz süt tercih etmemiz gerektiği söyleniyor. Bu doğru mu yoksa bir şehir efsanesi mi? Şimdi burada özellikle süt ve süt ürünlerini bir grup olarak inceleyebiliriz. Mesela şu an peynir rendeliyorsunuz. Peyniri mesela inanılmaz derecede köpekler özellikle tüketmeyi çok severler verdiğimiz zaman da. Yine bunu tabii çok küçük miktarlarda verebiliriz. Küçük parçalar haline verebiliriz. Hani düzenli rutinli olarak vermemek kaydıyla verebiliriz. Yine yoğurdu yine bir miktar çok az
verebiliriz. Ama sütü burada çok süt. Seviyor. Evet, sütü en son çok süt seviyor. Kısmına geleceğim şimdi. Sütle ilgili şöyle bir şey var. Sütte kedi ya da köpekler kendi annelerinin sütlerini içtiği zaman tabii ki biliyorsunuz en faydalı şey. Onlarla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Fakat bizim vereceğimiz diğer sütler onların sindirim sistemine, enzimlerine uygun olmadığı için ve içerikleri de farklı olduğu için onu önermiyoruz açıkçası. Hani laktozsuz olsa da önermiyoruz. Burada zaten belli bir yaştan sonra onların enzimleri bir miktar azaldığı için onları sindirebilme miktarları da azalıyor. Tabii peynir ve yoğurdu kısıtlı bir miktarda olmak kaydıyla verebiliriz. Tadımlık artık. Her şey tadımlık. Evet, onu öğrendim. Az. Ben de bundan sonra zaten evde artık vermeyi kesmiştik. Kesinlikle. Hani kesinlikle gerek olmadığını bir kere daha burada öğrenip kavradık. Tam ve dengeli bir kurumama. İçeriden benimkinin sesi geliyor. Tam ve dengeli bir kurumama kullandığımızda zaten bütün besin ihtiyaçlarını oradan alacağı için hani bunlar sadece yiyebilir mi ya da yiyemez mi gibisinden değindiğimiz konular olsun. Şimdi geniş bir kase alalım. Bu kasenin içine sürülebilir krem peynirimi, parmesanımı, kaşarımı koyacağım. Enginarla ıspanak birazcık soğuduktan sonra onları da ilave edeceğim. En son kremasını, sarımsak tozunu ve soğan tozunu ilave edeceğim. Ben şimdi bol peynirli yapacağım. Siz evde bu kadar bol peynirli yapmak zorunda kesinlikle değilsiniz. Hatta parmesanınız yoksa tulum peyniri falan da kullanabilirsiniz. Ben sadece orijinal tarifin dışına çıkmayayım diye. Peynir gerçekten çok güzel bir aroma veriyor. Ben de peynirli şeyleri özellikle çok severim. Aşırı derecede peynir tüketen bir insanım. Hatta fazla peynir tükettiğim zaman laktozdan herhalde işte benim de burada sivilcelerim patlıyor. Evet, bazı insanlarda laktoz intoleransı olabiliyor. Direkt peynirin içindeki herhangi bir maddeye ya da proteine alerjiniz olabilir yine. Ya ne onun adı? Peynir benim için çerez gibi bir şey. Ben böyle evde televizyon karşısında otururken özellikle diyet zamanları aşırı derece düşürüm ama işte bu da çok yanlışmış dediğiniz gibi. Sonra ben de şişiyorum ediyorum. Yani burada da yine biraz daha böyle ölçülü dikkat ederek tüketmekte fayda var. Çünkü çok lezzetli. Peyniri, kaşar peynirini, parmesanı neye katsanız hani siz daha iyi biliyorsunuz inanılmaz bir aroma veriyor, lezzetini arttırıyor. Şimdi işte içinde yok yok diyorum evet. Ya peynir, krem peynir, parmesan bir de krema ekleyeceğim. Aşırı derecede sağlıksız ama lezzetli bir şey. Kaşar peynirinin bir kısmını ayırıyoruz. Onu sonra fırın kabının üstüne koyup fırına yollarken kullanacağız. O yüzden bunu köşeye aldım. Her zaman bol peynirli şeyler daha lezzetli oluyor. Mac and cheese'e falan da bayılırım. Ne kadar peynir o kadar güzel. Birazcık soğumuş. Bizim için yeterli ısıya geldi. İçine ıspanakla enginarımızı da ekliyorum. İçine koyduğunuz peynirlerin tuz oranına bakarak koyarsanız ne kadar tuz eklemeniz gerektiğini farkına varırsınız. Çünkü bazen parmesanlar çok tuzlu oluyor. Ben tatmadan önce tattım. O yüzden birazcık tuz ilave edeceğim. Siz de kendi damak zevkinize göre tuz ilavesi yapabilirsiniz. Ben yemekleri çok tuz tüketen biriyim sizin aksinize. Ben hiçbir şekilde tuz tercih etmiyorum. Ya normal damak tadı olarak da tuzu tercih etmiyorum. Sağlık açısından da çok fazla eğer tüketseydim de tüketmemeyi tercih ederdim. Alışkanlık denir ya. Ben mesela yoğurdu bile tuzlayarak yerim. Hani bana insanlar şeyler yoğurdu niye tuzluyorsun? Tuzsuz çünkü yemeğe alışkın değilim. Kese yoğurdu hastasıyımdır. Soğan tozu ve sarımsak kullanacağım. Yine soğan ve sarımsak şeyini de kendi zevkinize göre ilave edebilirsiniz. Şimdi içeriye kremayı da ekliyorum. Ve karıştırdıktan sonra fırına vermeye hazır. Şimdi fırın kabımıza aktarıyorum. Zaten fırında çok fazla kalmayacak. Sadece içindeki peynirlerin erimesi kadar diyelim hani kaşar peynirini vesaire. Üzerine tekrar kaşar peyniri koyuyorum ve fırına doğru yol alacak. Kaşar peynirleri eridikten sonra 5-10 dakika sonra yani görüşmüş oluruz. Görüşmek üzere. Şu anda en sevdiğimiz aşamaya geçmek üzereyiz. Tadıma. Ama onun öncesinde Daisy'yi de yanımıza çağıralım bence. Daisy! Bu sefer tadım için ayağa kalktık. Çünkü bazı tariflerde pisleşmek gerekiyor. Bu da böyle çatalla yenecek bir şey değil. O yüzden direkt banarken görmenizi istiyorum. Siz de o yüzden ayağa kaldırın. Kusura bakmayın. Tabii birlikte bakalım tadımına. Siz de alın bir tane galeta.
Şu an korkuyorum açıkçası ağzıma şlak diye atmaya. Çünkü sıcak. İnanılmaz lezzetli. Gerçekten peyniri seviyorum. Bir de korktuğum başıma geldi. Elim yandı. Yani ben çok beğendim. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Gerçekten. Gerçekten evinde kesinlikle denememiz gereken bir tarif. Bu tarifi %100 kefilim. Değil mi Ergüncüğüm? Eğer ki tarifi deneyecek olursanız Patili Tarifler hashtag ile paylaşmayı unutmayın. Bize Instagram'dan, YouTube'dan abone olun. Şimdi sırada kim var? Sen varsın. Seni unutmadım, evet. Daisy'nin de mamasını verelim. Daisy'nin de mama vakti. Onun da en sevdiği an, en sevdiği sahne. Böyle gözleri yaşaran anneler vardır ya, çocukları yemek yiyince mutlu olur. Ben de onlardanım. Mükemmel beslenme onların doğasında var.